Selamlar. Bugün Helixan markasının piyasaya yeni sunmuş olduğu oyuncu koltuğuna yakından birlikte göz atacağız. Kurulumunu yapacağız. Detaylı özelliklerine hep birlikte bakıyor olacağız. Bu üründe aslında bildiğimiz X markalardan fiyatlandırma olarak daha uygun fakat sunmuş olduğu özellikler daha fazla olduğu söyleniyor. Bunların hepsine bu videoda göz atacağız. Şimdi kutunun içerisinden neler çıkıyor? Onlara ufaktan bir göz atalım ve sonrasında kurulumuna geçelim. Kurulumunu bitirdikten sonra da detaylı incelemesini kendi yorumlarımı sizlerle paylaşacağız paylaşıyor olacağım. O zaman kutu açılımına geçiyoruz. Kutuyu açarken de bahsedeyim kutu paketlemesi gerçekten özenli ve zarar görmeden tarafıma ulaştı. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten güzel bir paketlemeye sahip. Ayaklıklarda bile bu şekilde bir korumalar var. Bu da gayet güzel. Bir adet ayaklığımız çıkıyor. Diğer bir parça ise tekerleklerimiz bu şekilde onlar da ayaklıkla beraber çıkıyor. Kutunun içerisine kurulum kılavuzunu da yerleştirmişler bu şekilde. Bunu da okuyarak kurulumunu yapabilirsiniz. Aslında en önemli parçalardan bir tanesi görmüş olduğunuz gibi bayağı genişmiş bu bu arada. Şuradaki kumaş yapısı bak daha açmadan söylüyorum. Gerçekten güzel. Deri ve kumaş kullanılmış. Daha küçük bekliyordum ama Baktığınızda bayağı geniş. Aslında en merak ettiğim ve ağır bir kısım alt kısmı. Bu da bayağı geniş. Yani şöyle söyleyeyim ağır bir parça. Birazdan kuracağız. Bir de böyle yan taraflarına takılan aparatları var. Hemen bunu da açalım. Bu arada paketlemeyi yapmışlar. Onu söyleyeyim. Şöyle plastik parçalar çıkıyor. Bunları da yan kısımdaki metallere geliyor diye biliyorum. Bakacağız. Alt gövdenin yerleşeceği parça. Ulan bayağı ağır bu ya. Ama malzeme yapısına baktığımda kaliteli bir hissiyatı bulunuyor. Hem metallerin hem de bu kaldıraçların. Bu da güzel olmuş. Son parçamız bu da alt kısmın metali. Bu indirip kaldırmaya yarayan bir parça. Kutunun içerisinden de bu şekilde bir alyan mı denir bilmiyorum. Sıkıp açmaya yarayan bir tornavida cihazı gibi, aleti gibi bir alet var. Şimdi ürünün ilk ayaklarıyla başlayalım hemen montaja. Şöyle ters çeviriyoruz. Şöyle hemen ilk zaten kurulumunu göstereyim. Bu şekilde bastırmanız yeterli oluyor. Direkt olarak oturuyor görmüş olduğunuz gibi. Hemen diğerini de göstereyim sizlere. Bunları da çıkartabilirsiniz bu arada. Ben çıkartmadım. Bu şekilde ürünü yerleştirdikten sonra bastırmanız yeterli. Zaten direkt olarak oturuyor. Ayak kurulumunu yaptık. Bunu bir kenara alıyoruz birazdan bunun üstünde devam edeceğiz. Şimdi bu koltuğun montajı, bu üst kısmı montajını yapabilmek için şuradaki vidaları sökmek gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu anahtar sayesinde, tornavida sayesinde hızlı bir şekilde sökebiliyorsunuz. Bunları da sökelim hemen hızlıca. Bu arada ben bu tarz şeylerde beceriksizim ama ben bile kurarsam bu koltuğu herkes kurar, onu da söyleyeyim. Bunun vidalarını çıkarttık ve bunu da bir şöyle yana alalım. Az önceki çıkarttığımız vidalar buraya gelecek, koltukla birleşecek ve kurulumu tamamlanmış olacak. Burada koltuğu koyduktan sonra ayarlaması birazcık e, meşakkatli kalıyor sadece tek burada. Birazcık bu taraftan sıkacağız, sonrasında biraz buradan sıkacağız. Bakalım tek başıma bunu da yapabilecek miyim? kurulum yaparken bu vidayı tam sıkmayın. Şu aşağıdaki delik kısmına da bir vida atılacağı için bunu ayarlamanız gerekiyor. Şu anda deliği yerleştirdim bu vidayı da. Bunu da birazcık sıkıyorum. Hemen böyle sıkalım. Bu da yarıya geldikten sonra zaten ikisini de tam anlamıyla sıkabileceğiz. En önemli parça bunu takacağız ve şu vidaları sökmemiz gerekiyor. Hemen söküyorum. bu şekilde tek elimle tutuyorum. Vidayı da yerine otutturdum. Hemen bu şekilde yavaşça sıkacağım. Zaten bir tanesini otutturduktan sonra gördüğünüz gibi daha artık düşmez. Bunların da ayarlarını kendimiz böyle elimizi aşağıya, yukarıya indirerek bir de yerlerini sonra kurulum bitmiş olacak. Sandalyenin kurulumu hazır. Şu en sonda bu dikey parça bunun içine geliyor ayakların içine ve bunu da üstüne oturtturuyorsunuz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi sandalyemiz hazır ve nazır. Şu kısımlar kumaş. Şuralar deri yapılmış. Gerçekten güzel. Şimdi poşetlerini çıkartacağım. Birazcık kullandıktan sonra da sizlere deneyimimi paylaşacağım. Helixan markasının oyuncu koltuğunun kurulumunu ve kutu açılımını yaptık. Şimdi sizlere birazcık ürünün kullanıcı yorumu olarak nasıl hissettiğinizi Dediğini, ...performansı nasıl bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle kumaş olan kısımları Alcantara... ...terletme yapmayacak bir kumaştan yapılmış ve... ...vücudumuza temas etmeyen diğer kısımları da... ...deri bir malzemeden yapılmış. Koltuk gerçekten geniş. Şu anda görmüş olduğunuz gibi koltukta oturuyorum. Boyun desteği ve bel desteği bulunuyor. Ve bunlar tamamen böyle yastık gibi. Büyük yani. Çünkü oyuncu koltuğu da büyük olduğu için... ...hem beli hem de boyun desteği yastık gibi büyük bir yapıya sahip. Ürünün dezavantajı olarak görebildiğim şu kolçakları kaldırma indirme kısmı birazcık böyle alt kısımda kalmış. Bunu yan tarafa almaları gerekiyor. Sanırım da ilerleyen dönemlerde bunu yan tarafa alacaklarını duydum. Yani onun dışında kolçaklar dönebiliyor, hareket edebiliyor. Yukarı aşağı sağ sol yapabiliyor. Ürünün sırt kısmı ve oturak kısmı hareketli olduğu için multitit mekanizma kullanılmış ve ayarlanabilir özellikle. Yumuşak dokulu kolçaklarda bu arada çok iyi. Yani kavuçuk bir malzeme gibi düşünebilirsiniz. Yumuşak bu arada. 7 kademeli yükseklik seçeneği bulunuyor kolların. Sırt ve baş süngerleri de ayarlanabiliyor. Krom yıldız ayaklara sahip. Yani ürünün ayakları, parkenizi, minöflünüzü herhangi bir zemini çizmeyecek şekilde yapılmış. Ve bu da güzel bir şey. Rahat ettiriyor bu arada. Şöyle söyleyeyim. Birçok oyuncu koltuğu denedim. Dediğim gibi hem videoda hem de video çekmediğim dönemlerde de. Şu anda çok rahat. Kumaş kısmı gerçekten hem terletme yapmıyor hem de yani koltukta bir rahatlık var. Genişlikten dolayı muhtemelen. Sünger yapısı da bu arada yumuşak. Yani sert bir malzeme kullanılmamış. Koltuk geriye doğru 180 derece yatabiliyor. 180 derece tamamen böyle geriye yatırabiliyorsunuz. Hatta şu anda göstereyim tam yatmasam bile bayağı yatar pozisyona geldim. Kolçak ayarlama kısmının altında bir pedal bulunuyor ve böyle elinizle koltuğu yatırıp ileri ya da geri yapabiliyorsunuz. Ayrıca bel desteği güzel. Belinizi rahatlatacaktır. Muhtemelen bilgisayarda çok zaman geçiriyorsanız koltuk geniş olduğu için ve oturduğunuz sünger kısmı yumuşak olduğundan dolayı rahatlık rahatlıkla kullanabileceksiniz. Ben rahat ettiğimi düşünüyorum çünkü gerçekten kol yapısındaki malzemeler kavuçuk gibi bir malzeme kullanılmış elimizi koyduğumuz yer. Rahatlık veriyor yumuşak olduğu için. Ayrıca toto kısmının oturulan yeri de ne içine göçüyor ne de çok fazla sert. Tam orta kıvamda bir derecesi olmuş. Bu benim ürünle ilgili ilk bakış yorumlarım. bir iki saatlik deneyimlerimi paylaşıyorum sizlerle. Yaklaşık bu ürünü 3 hafta, 4 hafta gibi bir süre kullandıktan sonra da ürünün uzun kullanım testini tüm şeffaflığıyla paylaşacağım sizlere. Eksi varsa söyleyeceğim. Artılarını da gerçekten kullandıkça söylemeye çalışacağım. Eksi olarak da hani belki şu şöyle olsa daha iyi olurdu da diyebileceğim yerlerde olabilir bu arada. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.